Hayır, kaval ben orada çobanlık yaparken öğrendim. Çaldım ben. 30 sene orada bu köyde kaldım ben. Tabii haliyle bizim malımız vardı. Kendi malımıza gidiyorduk. O zaman malıyla geçiniyorduk. Malın olmazsa karnın acıktı. Onu da sattım olmuyordu. Sattan para da edemiyordu. Bir hadise geçti başımdan, onu anlat vereyim bakın. Evveli neler vardı. Şimdi davarın sırkatı vardı, sayımı vardı. Evet. Davara anem veriyorlar, para veriyorlardı. Tahsildar geliyordu, paralıyordu. Sırkatçı dedik biz ona. Davarı sayardı, kaç davarın var, kaç yazdırdın sen? 50. Eğer 51 gelirse başına dert. Evet. Yani yahut 50 gelirse yine başına dert. Ya iyi eksik olmayacak, fazla olmayacak. Ben 1933 doğumluyum. Yazıldığımı yalnız biliyorsun. Yazan adamı da gördüm, yazıcıyı da gördüm. Babamı da gördüm yazılırken. Ya, tabii aklım eriyordu. 5 yaşından aşağı değilim en azından. Ama babam gel, onlar kaç yaştı? Belki 1 yaşında diye yazdırdılar. Belki 10 yaşında diye yazdırdılar, bilmiyorum. Evet. Da neticede o yazıldığımı da biliyorum. Ben 33 doğumluyum. 1900 yani bu sene şu anda 82 yaşındayım. 82. Bu ayın 15'i geldi mi 83'e atlayacaksın. Kötekliler doğaya ve kültürlerine sımsıkı bağlı. Bunun en iyi kanıtlarından biriyle karşılaşıyoruz Güzelyurt Köyü'nde. Şaban amcanın küçücük bahçesi adeta bir hasret müzesi gibi. Taşlarla yörük kilimi deseni işlediği bahçesinde bize bir eski zaman masalı anlatıyor. Antalya Aksu'dayız. Eski adı Kötekli, yeni adı Güzelyurt olan köydeyiz. Bir yörük yurdundayız. Yanımızda Şaban Bey var, Şaban Aslan. Şaban Aslan bir bahçesi var evinin hemen önünde ve dikkatimizi çekti. Kilim desenini andırıyor bahçenin tamamı. Neden böyle bir özlemle mi, nasıl bir duyguyla bunu yaptınız, anlatır mısınız? Aslım yörük. Yörük olduğu için, yörük özlemi olduğundan böyle şehir hayatında küçük bir bahçe de olsa bir yörük hayatını yaşatmak istedim. Yörüklük özlemi, yörüklük duygusu olduğundan. Yörük kültürünü yaşatmaya çalışıyorum ve benden sonraki gelecek olan neslimde yörüklülüğümle, ben nasıl yörüklülüğümle gurur duyuyorsam, onların da bu yörüklükten ders almalarını ve yörüklüğü yaşatmalarını istiyorum. Size ne hissettiriyor? Yani yörüklük deyince, yani sadece böyle geçmişte kalan nostaljik bir şey mi, yoksa hani sadece göçen insanlar mı? Aslında bu bölgenin neredeyse büyük bir çoğunluğu yörüklerden oluşuyor. Yani aslında göçer Türkmenlere biz yörük diyoruz. Evet. Yani ne hissettiriyor size? Nasıl bir ruh hali içindesiniz? Ya şimdi nasıl bir baba, anne şeyse bizde de yörüklük, vatan, bayrak. Bir ruh. Bir ruh var yani. Bir ruh var. Biz elimizden geldiği kadar, bunlara geçmiş atalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla gelecek olan neslimize de bunları öğretmek istiyoruz. Ve elimizden geldiği kadar da yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız şöyle söyleyeyim. Kötekli ilk biz Türkler Kütahya, Soma'ya geldiğinde, Kütahya bölgesine yerleştiğinde yörüklerin su kavgası varmış. Mallarını sulamak için. O zaman dil tabiriyle diyelim cavurlar bizim yörüklere su vermemek istemişler. Bir kuyu varmış. Su vermemek istemişler. Köteğin anlamı sopadır. Yani bizim kötekliler, yani dedelerimizin dedeleri, bunları orada kavga etmişler. Kavgayla, sopayla bunları dövmüşler. Orada işte bu kabile orada gözüktükçe işte kötek geliyor demişler. Yani sopalılar geliyor.
Evet. Eli sopalı anlamına. Eli sopalı anlamına geliyor. Yani kendini, yurdunu, suyunu, havasını savunan insanlar kötekli. Yani bugün hani teknolojide silah ne kadar gerçekleşse de yörün sopası oldu mu yeterli. O başka bir şey. İşte biz kötekli anlamında buradan almışız. Evet, o hikayeyi de bir dinleyelim sizden. Hani bir padişahla o Yörük tabii Bey'inin. Tabii ki. Şimdi biz Yörüklerin yaylada padişah ve sadrazamları, askerleri sivil kıyafette halkını ziyarete gidiyor. Bir Yörük çadırına geliyor. Bir Yörüğümüzün de birisinin çadırında 10 tane falan koyunu varmış. Tabii Yörük misafirperver. Gelen misafirine sofrayı atıyor. Bir kuzu kesiyor, iki kuzu kesiyor. Bakıyor askerlere padişaha yetmiyor. Padişah dayanamıyor. Diyor ki, yani sivil elbiseli olduğundan Yörük bilmiyor. Diyor, niye diyor, yani bunun hepsini kessen diyor. Bu askerlere, bu vatandaşlara yetmez diyor. Yörük dayanamıyor. Ev sahibinin işine karışılmaz deyip bir tokat patla diyor padişaha. Tabii padişah vezirlerinin yanında, sadrazamların askerlerinin yanında sopayı yiyince dayanamıyor ve askerlerine sakin olmalarını söylüyor. Tabii çaktırmadan. Bunun acısını çıkarmak için padişahı Yörük'ü İstanbul'a davet ediyor. Falan yere gel, beni sor. Yörük an zaman geçiyor. Biraz zaman geçtikten sonra İstanbul'a gidiyor. Ve bu adrese buluyor. Diyorlar ki ben bu adrese gideceğim. Diyorlar ya bu padişahın sarayı. Velhasıl Yörük gidiyor. Diyor ki Antalya'dan bir Yörük geldi. Sizinle görüşmek istiyor diyor. Padişah hemen vezirlerine, sadrazamlarına sarayın denizin kenarında altın tastan, tabaktan, çataldan her türlü şeyler altın olmak şartıyla bir sofra kurduruyor. Yani padişahın amacı Yörük'ten yediği sopanın acısını çıkarmak. Ama padişah akıllı, Yörük ondan da akıllı. Sopayı yiyeceğini anlayınca şimdi sofrada yemeği yiyorlar. Padişah altın tabakları denize atıyor. Bir atıyor, iki atıyor. Yörük yemeye devam ediyor. İşin farkında. En sonunda sadrazam dayanamıyor. Hünkârım diyor, devletin hazinesini denize atıyorsunuz diyor. Bir sefer Yörük dayanamıyor. Bir tane de vezirazama patla diyor. Ev sahibinin işine karışılmaz diyor. Evet, Aksu Güzelyurt köyündeyiz. Kötekli Yörükleriyle sohbet etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi yanımızda Ali amca var. Ali amca soyadını bağışlar mısın? Yılmaz. Ali Yılmaz var. Allah uzun ömürler versin. Şimdi Kötekli Yörükleri geçmişte Antalya bölgesinin yaylalarından, ovalarından, platolardan üretilen pek çok ürünü, hububatı, tahılı limanlara taşıyan, deve kervanlarıyla limanlara taşıyan bir topluluk ve bugün işte hemen havaalanının bitişiğindeki bir köyde tarımla veya başka uğraşlarla geçimlerini sürdürüyorlar. Şimdi Ali amcadan biz o günlerde taşımacılık yaptıkları, yani deve kervanlarıyla taşımacılık yaptıkları günlerle ilgili aklında ne kaldıysa onları anlatmasını rica ediyoruz. Neler hatırlıyorsun Ali amca? İşte yük taşırız Antalya limana. Limandan işte Çanakkale'ye doğru İstanbul taraflarına onlara gider gelir. Yollar yok, sokak yok o zamanlarda onlara gitme için. Siz o deve kervanlarını hatırlıyorsunuz. Yani çocuk muydunuz o zaman? Mesela neler taşınıyordu? Kaç kişi, kalabalık mı oluyordu? O zaman şimdi aşağı yukarı 10-15 yaşlarında falan varım yani. Bayağı 20 yaşına kadar o deve vardı. Devecilik yaptım, malcilik yaptım yani 20 yaşına kadar. Kaç deve oluyordu kervanda? Yani onu biraz anlatır mısınız nasıl oldu? Devede önünde bir öncü deve olur, beserek olur, lök olur erkek. Yoz deve olursa lök deriz buna. Erkek kısmı olursa beserek deriz. Bir devenin arkasında 10-15 tane olabilir. Yani bir deve çeker gider katar yani. Önünde bir eşek, sözüm yok bana, çeker. Yani devenin sahibi de yanından, yan peşinden gider. Böyle zengin ağalardan, böyle ağalardan Antalya'ya mesela yük getirme için söylerler. Gelin bizim yük var Antalya'ya gidecek derler.
Onu götürürler Antalya'ya. Yani kötekliler taşımacılık yaptığı için biliniyor. Herkes onları çağırıyor. İşte varsa taşınacak ürünleri onları taşıttırıyor. Taşıttırıyor tabii. Ücretine taşıttırıyor o zaman tabii. O zaman öyleydi. Peki kaç gün sürüyor? Mesela Elmalı Ovası'ndan yükledikleri, atıyorum Karamık'tan yükledikleri bir buğday yükü kaç günde getiriyorlar? Elmalı'dan Antalya'ya 4 gün mal ediyorlar onlar. Yani 3 gün mal ediyorlar yani. Geceleri kona göçe geliyor. Kona göçe geliyorlar. Aşağı yukarı develer tabii sırtında yüküne aşağı yukarı 20 kilometre, 25, 30 kilometre götürebilir. Fazla götüremez yani. Yani bir günde 30 kilometre gidiyor. Yük götürür. Onda dinlenir. Karnını doyururlar. Ormanlarda, çalılarda mesela. Öyle öyle gelir Antalya'ya. Antalya'dan göçte baharın, Nisan, Mayıs ayında gideriz biz. Buralarda malımız kışlar, buralarda kar yağmaz. Kar yağmadığı için malımız buralarda durur. Hayvanlarımız, develerimiz buralarda yaşar. Baharın, Nisan, Mayıs dedi mi burada bizim malımız da durmaz, biz de duramayız. Sıcaktan göçeriz. Buradan Kocasu, sen dediğin Aksu dediğin yer, Kocasu derdik o zamanlarda biz. Evet, çok büyük su. Evet. Evet, çok kümel olur. O sudan geçeriz. O çizgiden güçlü adamlarımız malın yanı peşinden düşer, suya vurdururuz. Suyu atladırır. O develer o ufak yavrularını yani oğlak kuzularını çuval diyelim, hebe diyelim. Onlardan yaparlar, doldururlar içine 5-6'sını birine, 5-6'sını birine sararlar. Atladırır hiç bir sayat vermeden. Yani oğlakları, kuzuları heybeye doldurup deveye yüklüyorsunuz. Nehirden yani koca sudan öyle atlatıyorsunuz oradan yani. Atladırız. Oradan işte demiştim ya 25-30 kilometre böyle devam ederiz. O Çandır'da tarihi bir köprü var. Kemer Köprüdür şu. Evet. Oradan geçeriz daima. Göksu Çayı'nın üstünde. Göksu Çayı'nın üstünde. Göksu Çayı'nın üstünde. Tabii başka geçecek yol yok yani. Evet. Oradan geçer. Devamlı. Yörüklüler bizim hayvanla meşgul olanlar. Oradan geçer. Bu kırıntı o şey Kova'dan. Kova'dan, Boğaz Ova'dan, Serpi Boğazı'ndan. Serpi'nin ovasından, o ovadan anaması çıkarız. Gelendos'un yakınında bir yaylamız vardır bizim. Kendimize ait. Anamas yaylası ve Ayyala diye geçer. Evveli daha eskileri aygır yalaymış orası. Atlar beslerlermiş askeriye. Ondan sonra Avşar Beylerinin. Ondan sonra Avşar Beylerinden kalma yani. Geldisi daha eski geldisi de Avşar Beylerinden kalma orası. Evet. Kimi Bucağı, kimi Antalya, kimi Gökçeada'ya buralara dağıldılar. Şu babam hep anlatırdı. Oğlum şu gördüğüm şu ağacın burasında babamın mezarı orada derdi. Suyun altında kalmış. Bizim bütün akrabalarımız çoğunun mezarı o suyun altında kalmış. Suyun altında. Benim yengem var orada. O suyun altında mı? Suyun altında benim yengem kaldı. Büyük abim hanımı orada kaldı. Taşımadılar mı onları? Abi bir yer taşımadık. Daha 30 sene geçmiş. Kaç aile kaldı ya da kaç mezar kaldı tahmin? Vallahi işte... Benim bile bildiğim ya. Çok çok o 6 dönem kabristanlık orada büyük kümeli kabristanlık o dediğim hepsi orada suyun altında kaldı. Yani bu peki nasıl bir acı yaratıyor insanda? Yani nasıl bir duygu yaratıyor sizde? Nasıl üzülüyor musunuz? Bilenler üzülüyor. Bizim gibi yaşlılar onu vardığı zaman işte bu orası kabristanlık vardı, burada bu suyun altında kaldı diye üzülüyoruz ama gençler bilmiyor. Bilmeyenler. Şimdi benim oğlanlarım, benim çocuklarım bilmez yani. Orada suyun öyle ova olup altın arazi olduğunu bilmez. Evet, yani orada bir kere daha öldürülmüş oluyor. Bir kere daha boğulmuş oluyor aslında insanlar. Değil mi? Mezarında bile insanlara rahat vermeyen bir sistem. Tabii, öyle. Peki Ali amca, o Antalya Limanı'na develerle geldiniz, kervandan yükleri taşıdınız. Antalya Limanı'nda mavnalara yükleniyor veya işte uzaklara götürecek gemilere yükleniyor. Yani hatırladığın neler var o dönemde? Abi o zamanlarda gemi geliyordun ya, yük gemileri geliyordu. Yük gemileri. Yük gemileri geliyordu. Limanda geceliyor muydunuz hiç? Yani neler hatırlıyorsun o günlerde? Limanda, zaten limanda kenarlarında o develerimizin durduğu yerler var, konduğu yerler var. Onlarda duruyoruz biz. O liman ta ortada. Evet. Kayıklar ne varıyor? Ufak gemiler var, ufak kayıklar var. Onlarla taşınıyor. Ondan biniyor. Ondan da
gemiye aktarılıyor. Şimdi liman yapıldı, şimdi gelip dayanıyor, boşalıyor, yüklüyorlar. Ama evvel öyle değil, ta denizin ortasına durardın gemi oraya. Ana Kütüklü'ye ait 150 geçik çadırımız vardı bizim yaylanın içinde. 150'ye yakın, 150 geçik çadır, hane var. Toplamda kaç keçi, genelde keçi orada ağırlıklı, koyun çünkü daha düzde oluyor. Kaç keçi oluyordu toplamda, yani tahminen atıyorum 10 bin, 15 bin. Bula 10 bin var, 10 bin vardır. 10 bin keçi vardır, 10 bin koyun vardır. Ben koyunu çok güttüm. Ben koyunculuğu çok güttüm. Keçi gütmedim ama koyunu çok güttüm ben. Şimdi benim güttüğüm koyun o zamanki koyunu, benim sürüyü. Eğer ben kendimi suya atacağım, Aksu Köprü'ne, o Kocasuz dediğimiz yere suya kendimi dalacağım. Koyunuma da diyeceğim, bir çağrı yapacağım koyunuma. Koyun komple benim arkamdan gelir. Komple atlar. Böyle bağlı atar koyun kendi. Evet, evet. Çünkü ben kendime alıştırmışım koyunu. Benim sesimi, ben denize düşersem koyun da benimle beraber düşer. Evet. O şekildeydin o zaman. Yerler çıktık meclisinden o develer, dedemiz yani bu helamcağım olsun, dayım olsun bunlar. Dediler işte Duz'a geçeceğiz diye duyururlar komşulara. O zaman toplanırlar komşular, kaç devesi varsa. Benim 5 devem var, senin 6 devem var. Toplanırlar, haydi bakalım Duz'a gidelim. Bir azık yemek azık yaparlar 15 günlük. 15 günlük ekmek pişirirler böyle yukuha. Evet. Ondan sonra haydi bakalım sararlar Duz Gölü'ne. Aşağı Duz Gölü'ne. Cihanbeyli'ye. Duz Gölü'ne giderler. Duz Gölü'ne vardım, oraya sıraya girerler. Sırada tabi sırayla. O zaman oradan Duz'u alırlar. 15 günde gelirler. Dönüşte gene 15 gün olur yani. Gidiş gelir. Buraya getiriyorlar değil mi? Değil. Ha, yaylaya. Yaylaya. Buraya uzak gelir. Evet. Bu gelen dostun. Bu gelen Duz'ları da gelen dost ve yaylaya havalara satarlarmış. Gelen dostun o Eğirdir olsun, o köylerine olsun, Gelendos'un köylerine olsun, onlara satılır bu Duz'u. Duz'u oradan Duz getirirler çuvallarıyla, o köylere satarlar. O köylere sattığında o köylüler sen zaten çuvalın birini alır, bir hanenin birisi. Neden birini alır? Çünkü o yaylada hayvan olsun, mal olsun, insan olsun Duz'u çok yer. Hele bu mal kısmı. Keçilere tuz dökülür akşam üzeri. Bunlar var ya. 3 güne bir Duz yer. Öyle Duz'u ya yani çok yer orada diye mal. Neden tuz veriyorlar keçilere? Tuz verdiği zaman işte otu daha iyi yer. Suyu içiyor. Suyu çok daha tatlı yer. Suyu daha iyi tatlı içer. Ondan yaylımı daha yani karnını doyurmak için. Mineral ihtiyacını alıyor. Için, etlenmesi için daha iyi güçlenirler yani. Evet. Etli olur yani. O Duz onların şeyidir yani. İlacıdır yani. Evet. Şimdi abi bak o çarıklar çok önemli. Çarık, zaten yörüğün ayakkabısı çarıktır. Evet. Yörükleri. Çarıkları biz daha iyisinden, manda gönünden dikeriz. Ondan sonra atın tüyü yolundu muydu onu bir de püseleriz. Püse çalarız. Katran yani. Evet. Onu çalarız. Ondan sonra az sonra bir yol içine bir şey toprak doldururuz. Bir de ayran, yoğurt gibi bir şey dökeriz. Gömeriz. Gömdüğüm o çarık ne olur? Maldır gibi olur. Yürür yumuşak olur. Ayağında. Ayağını sıkmaz. Yani. Ayağını hem sıkmaz hem iyi yayın olur. Kuş gibi olursun. Evet. Ondan sonra o çarık çok iyi. O çarığı ben ta dün evvel serkeydim yani. Bu ayakkabıdan daha mı rahat? Daha rahat olur. Daha yani. Rahat olur. Daha yayın olur. Dağlara taşlara çıkmak için. Hele biraz çoban kısmı bunu çok sever. Gibi nostalji değil yapmaya çalıştığımız ama bugün işte evler var, binalar, apartmanlar, işte bağ, bahçe vesaire. Domates, gırla yani çuvalla, tonla domates yetişiyor burada. Ama o yaylada ikiye şaklayıp yediğin domatesin tadını arıyor musun? Ya da o pınarlardan içtiğin suların tadını arıyor musun? Abi, şöyle biraz çuvaldan tuz döküp. Abi o zaman var ya, o zaman her şey doğalıydı. O çökelekleri, çomaç yaptığın doğal. Günleri özlüyor musun? Çökelekler özlemem miyim ya? Bu günleri var ya, o günler getireceğin en az bak. Dünyayı verseler hayır, değişmem. Hayır, o günleri getireceğin şimdi yanıma, bugün yakar ben. Ateşe ver yakarım bu günleri. Thank you.
genel benim o ırmaklarda, o yollarda, hayat o yollardaydı. Ondan sonra Yürümeli diyorsun. Yürümeli. Yani ondan hareket sonra etmeli. Hareket etmeli. Durunca ölüyor. Ondan sonra o ölmek, o sen öleceksin, başka o belli. Başka bir ölmek. Ama yani, yaşarken ölmek. Yaşamamız o zaman her bakımdan iyiydi. Beğendi kız olmam, her yerden bulduğunu alır. Alır yani. Bir çalı düğünü yapar geçer mi diyorsun? Eskiden öyle bir şey varmış. Yani çalı düğünü derler ya, hani kaçırmak çok yaygın. Kaçırdım. Sen ben ne aldım şimdi? Ben onu kaçırdım. Benim hanım ben kaçırdım. Aynı bu ilan eğrisi suyun geldisi bir geldi. Fakat ilan eğrisi gidiyor su böyle. Böyle bundan atlarsın ondan öyle. Mal olanımız yani bu davar, koyun olanlarımız dağdan dağa gidiyor. O suyu görmüyor ama deveyin o yoldan giderken o göçüne giderken o suyu muhakkak atlıyor. Geçecek 40 eşittir ha. Evet. Saysan 40 tane geçidi vardır. İnan eğrisidir böyle. Böyle yılan gibi. İnan gibi doğa. Geçit yok çünkü. Mutlaka oradan geçecek. Taşıya kadar bak. Evet. O Karacır'ın barajına varıncaya kadar şuradan Karaöz'den başlar. Karaöz'ün ucundan başlar. Ta o Karacır'ın barajına varıncaya kadar geçit. Böyle ilan eğrisi gider. Oradan atla gidersin. Bu şekilde. Bu güzel yurdun dertleri de var elbet. Biz de sözü hem bu dertlere derman bulmak hem de devran durdukça köteklilerin varlığını yaşatmak için uğraşıp duran Aksu Kötekli Yörükleri Derneği Başkanı Veli Altıntaş'a veriyoruz. Daha çok Sarı Geçili, Kara Geçili ve Saç Karaların Osmanlı'yı kuran grupların içerisinde ayrılmış bir gruptur. Köteklinin Kötekli ismini aldığı büyüklerimizden duyduğumuza göre tabii Osmanlı'nın kışlağı Bilecik Söğüt, yazlakta Domaniç yaylalarıymış. Domaniç yaylasında birileriyle münakaşa ederken, işte dayak kötek derken orada bu ismi almışız. Bunları biraz böyle geçiştiriyorum. Yani biraz eli sopalıyız. Eli sopalıyızdır ama çoktur yani Antalya'da belki bir araştırma yapabilirsiniz. Kötekler böyle çok elganımdır. Gelen misafiri iyi ağırlarlar. Ama düşmanlık olursa da hakkımızı yerine tabii ki yani ülke için. hele ülke meselesi önde olunca evet. Bizim için daha çok her şey öndedir. Çadır demek zaten yörüklerde yurt demek. Evet. Yani yörükler yurt diye çadıra derler. Aslında evet. Ülkenin genelini simgeleyen, temsil eden bir şeydir ama o yurtta, o çivinin altında, o çadırın çivisinin altında. Siz demin bir şey anlattınız. Dediniz ki Kürdü, Türkü, Lazı, Abazası, Çerkezi vesairesi. Yani Kötekliler evet eli sopalı diye anılıyorlar tarihten bu yana ama nasıl bakıyor? Yani bu birlikteliğe, bu kardeşlik duygusuna en çok ihtiyacımız olan dönemde yaşıyoruz. Evet, çünkü evet. Bir tarafımız Suriye, bir tarafımız Türkmen, evet. Bir tarafımız Yörük, bir tarafımız Çerkez, Laz, Kürt. Yani Anadolu'da yeniden o binlerce yıllık kardeşliği bozmak için bir çaba da görüyoruz, girişimde. Kötekli Yörükleri eli sopalı da olsa nasıl bakıyor buna? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Köteklerin nereden geldiğini hafifçe bir anlatayım. Daha sonra bu konulara değinelim. Evet, evet. Kötekler tabii anlattım Oğuzların kayıp oğlu içerisinde Sarı Geçili, Kara Geçili ve Saçıkara'nın içerisinde olan bir grup. Domaniç yaylasındaki olan bir olaydan sonra Kötekli ismini aldıktan sonra biz Muğla tarafına gelmişiz. Muğla'da şu anda Muğla Üniversitesi'nin olduğu yerde köyümüz, büyük köyümüz orada. Daha sonra Dalaman, Fethiye, Denizli, Acıpayam, işte Burdur, Antalya, Aksu, İsparta, Konya ve Polatlı, Yağcıoğlu, Adana, İmamoğlu, Aksaray, Kutlu beldesi gibi yerlere dağılmışız. Tabi bu arada Mersin, Erdemli, Boğazyazı gibi yerlerimizde de akrabalarımız var. 2012'de Antalya Orman Müdürlüğü'ne dilekçe verdik. Burada bir yörük obası kurup, kültür obası kurup, burada en az 3-4 tane çadır, içinde hayvanlar, develer, eşekler, gözleme yapan bayağı bir kalabalık grup. İşte burada eski bizim kolon dediğimiz, büyüklerimizin kolon dediğimiz dokuma sistemleri var. Evet. Onların dokuma yapan kadınlar, işte o günkü ıstarla halı kilim dokuyan kadınlarımız, evet. O günkü yaşamdaki ne kullanılıyorsa yörüklerin gündelik hayatını canlandıran bir burada, şey var. Burada evet, yayık yayacak birisi. Bir yayık yayan birisi. O günkü şartlarda o yörüklerimizin, akrabalarımızın, büyüklerimizin tuluk dediğimiz evet. Yayık ayran yaptığımız tuluğun nasıl yapıldığını burada onları canlandırmak. Kültürün yaşatılmasını kültürü yaşasın yani. Diye evet. Burada büyük oba yapmayı düşünüyorduk. Evet. Şunu söylüyorum. Her ırk
kendi ırkında asimile olmasın. Lazı, Çerkezi, Kürdü, Yörü, kim varsa, Alevisi, her ırk kendi o günkü günlük şartlarda yaşadığı kültürü yaşasın diyorum. Ya biz de onun için köyümüzün ismini geri almak istiyoruz. Burada yapacak olduğumuz faaliyetlere de bütün buradaki, bu Antalya coğrafyasındaki artık kimler varsa onlarla beraber yapacağız. Hani ben buraya Yörük Parkı, Yörük Obası diye değil, kültür merkezi. Tabii ki bu kültürü yaşasın diyorum. Yeşilköylü bir arkadaş keçi otlatıyor bizim yerden hemen kenarında. Biraz sohbet ettik. Tabii dedim o arkadaşa, yıllar önce Yörüklerle sizin aranızda küçük münakaşalar olmuştur. O günkü şartlarla ekininizi, meyve ağacınızı geçirirken yedirmişlerdir. Küçük de çaptı, münakaşa olmuş dedi. Ama şimdi yıllar önceki ufak tefek kavga ettiğimiz o Yörüklerde oradaki yerleşik hayata geçen köylüler diyelim. Onların hepsi bizim köyde. Buralara geldiler, işe girdiler. Evet. Tersine döndü. Tersine döndü devir. Yani. Artık bizimkiler yayla gidip gelmiyor, onlar buraya geldiler. Onlar buraya geliyor, burada otellerde, tarım işletmelerinde, seralarda çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Evet. O arkadaşla biraz sohbet ettim. Hala keçi koyun gidiyor, orada çalışıyor, şey yapıyor, yaşamını sürdürüyor. Dedim ki yıllar önce buralarda tabii ki ufak tefek münakaşa olmuş dedim ben. Ama bu saatten sonra herkes yerleşik hayata geçti. Bundan sonra dedim iyi olmak lazım. O günün şartlarında onlar olmuştur. Ama dedim bu saatten sonra iyi olmak lazım dedim. Böyle bir sohbet ettik arkadaşlar da. Daha önce programları mutlaka işlemişizdir. Her Yörük Obası bir entegre tesis, bir tekstil fabrikasıdır diye düşünüyorum. Açar mısınız onu? Mesela Yörük dediğimiz zaman bir Yörük Obası'nı düşünelim. Bu oba yiyeceğini tamamen kendi karşılar. Yani peynirini, yoğurdunu, sütünü, eski bizim lor dediğimiz, hort dediğimiz, bunların çoğunu biz daha söylemeyiz. Evet. Mesela hort ve lor, bunlar ayrı şeyler. Mesela hort dediğimiz çökelek tribi vardır. Onu böyle yediğin zaman çok böyle tad alırsın ama o şu anda yok. Onlar kullanılmıyor. Ondan sonra yoğurdunu, sütünü, peynirini, yiyeceğini kendi karşılar. Keçisinden de, kırkmış olduğu keçi ve koyunundan da yünü ve tüyüyle de giysisini karşılar, çadırını örer, diker, onları karşılar. Ya dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaç duymadan coğrafyanın ve doğanın ona verdikleriyle hayatını sürdürebiliyor. Bugün sizleri Antalya Aksu'da bir Yörük Obası'na götürdük. Deryadaki damlalar gibi birbirimize karıştığımız ama bu çağ yangınında suretlerini görsek de seslerini unuttuğumuz insanların öykülerine kulak verdik. Dertleriyle dertlendik, neşeleriyle neşelendik. Çarıkları kurutmak olmaz. Sözü ve sazı Emre Dayıoğlu'na bırakıp biz artık gidelim. Kim bilir daha nice zerreler saklı bu koca kürenin içinde.